Herkese merhabalar, ben Zeynep. Hobi Sever YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tek renkten oluşan kolay bir örgü modeli, bebek battaniyesi ya da birçok alanda değerlendirebileceğiniz bir örgüyle karşınızdayım. İpim arkadaşlar anti-peeling özelliğine sahip bebe yünleri. Dilediğiniz ipleri tercih edebilirsiniz. Şöyle yine göstereyim. Evet, tığ numaram 3 milimlik bir tığ. Evet, hemen kolay modelimizin anlatımına başlayalım. Evet, Bismillah diyelim ve zincir yapımıyla başlıyoruz. İlk kurulum zincirlerimizi sıkı yapmayalım arkadaşlar. Desenimiz 4 ve katlarından oluşmakta. İstediğiniz uzunluğa gelene kadar zincirlerinizi yapabilirsiniz. Yalnız modelimiz biraz topladığı için arkadaşlar daha uzun başlamanızı, ilk kurulumu tavsiye ederim. Gittikçe toplar çünkü. Örneğin 1 metre başlayacaksanız 1,5'a yakın başlayın arkadaşlar ölçünüzü. Ben zincirlerimi tamamlayıp geliyorum. Evet, zincirlerimi ayarladım. Sizler de ayarladıysanız şimdi hemen başlayalım. Üstüne alıyorum ve 1, 2, 3 zincir bırakıyorum. Dördüncü zincirimize ikili trabzan yapıyorum. Üstüne aldım. Şimdi bir yana yine ikili trabzanımı yaptım. Toplamda zincirle birlikte 4 tane olmalı. Şimdi bir zincir üstüne aldım. Bir taneyi atlıyorum. İkincinin içerisine batarak yan yana üçlü gruplar yapacağız arkadaşlar artık. Devam edelim. Bir zincir, bir tane atlıyorum ve 3 tane yan yana ikili trabzanımı yapıyorum. Başlangıçta dörtlü grup, aralar üçlü ilerleyecek. Bir zincir üstüne aldım. Yine aynısını zincirinizin sonuna kadar devam ettireceksiniz. En sondaki püf noktasını da yine beraber yaparız arkadaşlar. Ben sona kadar ilerleyip sonda tekrar göstermek istiyorum. Evet, ben zincirimin sonuna kadar geldim. Başta biliyorsunuz dörtlü bir grup başladığımız için şimdi bu sonda da yine 4 taneyle bitirmemiz gerekiyor arkadaşlar. O yüzden hemen burada dördüncü trabzanımızı da yapıyoruz ve birinci sıramızı tamamlamış olduk. Başlangıç ve son dörtlü, aralar ise üçerli grup olmalı. Şöyle karşıdan da göstereyim. Evet, şimdi desenimize başlayalım. Burada 1, 2, 3, 4 tane zincir yapıyorum ve üstüne aldım. Dönderdim. Fakat buradan değil, arka yüzden öreceğiz arkadaşlar. Onun için şöyle bakın buradaki trabzana batıyorum. Yavaş yapıyorum görmeniz için. Buraya bir tane ikili trabzan yaptım. Üstüne aldım. Yine aynı trabzana.
Bakın şöyle yapıyorum görmeniz için. İkinci trabzanımı yaptım. Üstüne aldım. Yine aynı trabzana 3 tane ikili trabzan yaptım. Şöyle bir şeklimiz oluştu. 3 boyutlu modelimiz. Daha sonra sıradaki üçlü grubun ilk trabzanına yapacağız. Yani bu trabzana, bir sonrakinde ise buna. Bu şekilde devam edecek. Şimdi kaldığım noktada 2 tane zincirimi yaptım. Üstüne aldım. Bakın buraya. Şöyle yan tutacağım. Buraya toplamda 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bakın. 2 tane zincir üstüne aldım. Şimdi bir sonrakinin ilk trabzanına dolayarak yine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. İki zincir üstüne aldım. Şu şekilde örüyorum. Sona kadar devam ettirelim. Buraya geldim. İki tane zincir. Şöyle tutmak istiyorum. Buradan da göstereyim arkadaşlar. Farklı bir çalışma ama çok kolay. Bütün trabzanları, üçlü gruplarınızı yaptıktan sonra artık sona geliyoruz. Burada artık trabzanımız, son dörtlü grubumuz kaldı. Yine burada ilk trabzanı 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Burada artık sıra bitti. Başlangıçtaki gibi. Zincir yok. Üstüne aldım ve buradaki zincirimin üst kısmına battım. İki kere de çıkarak ikinci sıramızı bitirdik. Devam edelim. Dört tane zincir yaptım. Üstüne aldım. Şimdi bu şekilde öreriz normalde hep örgülerimizi. Ama bunda bakın. Buradaki üçlü grubun ilk trabzanına batırarak yapacağım. Şöyle sizlerin görmeniz için şu şekilde tutarak yapıyorum. Bir tane ikili trabzanımı yaptım. Şimdi bu boşluğa 3 trabzanı tamamlayacağız. Şöyle tutayım daha iyi görürsünüz. Bakın. İnşallah anlaşılıyordur. Önden de bu şekilde. Yani biz hep buradan çalışacağız. İlk trabzanlarda. Şöyle devam edelim. Arada 2 tane zincir üstüne aldım. Yine bir sonraki dilime geçiyorum ve ilk trabzanına
3 tane ikili trabzan yapıyorum. Daha sonra 2 tane zincir üstüne aldım ve yanındakine devam ediyorum. Sıra sonuna kadar aynı devam edelim. İki tane zincir. Üstüne aldım ve artık sona geldim. Son kenardayım. Burada da yine ilk trabzanı alıyorum. Üçlü grubumu yine yapıyorum. Artık sıramı bitirdim. Kenar trabzanı uygulamasını yapmam gerekli. Şöyle göstereyim yine. Bunun için burada zincir yapmadan son yapmış olduğum trabzanın tepesine şu şekilde batıyorum ve buraya ikili trabzanla bitiriyorum. Tekrar 1, 2, 3, 4 zincir yapıyorum ve yine bu şekilde döndürüyorum. İlk baştaki trabzanların aralarından üçlü gruplarımızı yapıyoruz. Üstüne aldım. Şöyle tutayım tekrar. Buradan aynı devam ediyorum. Üçerli grupları yaptıktan sonra iki zincir, tekrar bir diğerine geçiyorum. Şöyle göstererek yapmaya çalışıyorum. Umarım anlaşılmıştır arkadaşlar. İki zincir ve bir diğerine geçiyorum. Hep farklı yüzden örmüş oluyoruz. Üç boyutlu bir görünüm alıyor. Gerçekten çok kolay. Bakın, şöyle şeklimiz oluştu. Şöyle de döndürmek istiyorum. Şimdi buradan devam edeceğiz. Daha sonra buradan ve buradan sonda trabzan yapacağız ve devam ettireceğiz. Aynı sıraları tekrar edeceğiz esasen. Desenimiz bundan ibaret. Evet, ben daha öncesinde şöyle bir de büyük bir parça çalıştım sizler için. Daha iyi gösterebilmek ve anlatabilmek adına hemen onu göstermek istiyorum. Şöyle alalım. Bakın, ters ve diğer yüzü aynı. Şöyle bir boyut elde ettik. Gerçekten çok kolay ve güzel. Mantığını anladıktan sonra rahatlıkla yapabilirsiniz. Modelimiz topladığı için ilk başlangıcınızı başladığında dediğim gibi daha geniş başlarsanız istediğiniz boyutu elde edersiniz arkadaşlar. Evet, beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yeni videolarda görüşmek ümidiyle. Sağlıkla kalın, hoşça kalın. YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın.